Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiyâ biizni rabbihim. Kulur ruhu min emri rabbi. Yirmi dokuzuncu söz. Dikkat edilse, ama dikkat edilse, birinci medar, şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasti vardır. Dikkat edilirse gözüküyor. Ne varmış? Şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel. Tam en mükemmel bir nizam var. Yani kainattan, insandan takip edilen gayeye ulaştıracak en mükemmel nizam bu. Yani daha Allah bundan daha harika yapamaz mı? Yapar tabii. Ama ruhun derinliklerini uyandıracak sistem bu. Sistem bu. Mesela zengin adam çocuğuna balon niye alıyor ki? Altın alsın. Yok, onu o alsın. Araba alsın. Yok, oyuncak araba alacak. Onun ruhunu inkişaf ettirir. Güzel bir misal. İşte bir misal. Alamaz mı? Alır. Zengin adam. Ama niye oyuncak araba alıyor veya oyun şey yapayım? Ona uygun o. Adalet eşit davranmak değildir. Adalet layık olduğu davranmaktır. Ahıra girdin. Sığıra ot veriyorsun, köpeğe et veriyorsun. Eşit davranıyorsun, o da hayvan, o da hayvan diye. İkisine de ot versen veya ikisine de et versen olur mu? Olmaz. Adalet eşit davranmak değil, adil davranmaktır. Adil davranmak ne layık, nereye ihtiyacı varsa, yani fıtratına uygun davranmaktır. Fıtratına uygun davranılmasa onu köleleştirir. En büyük köleleştiren nedir biliyor musunuz? Cehalettir. En büyük hürriyet imandır, ilimdir. Üstad diyor ki, hürriyet niye imanın asasındandır? Hür olmayanın da imanı olmuyor işte o şekilde. Köle işte o kadar oluyor. Kölenin imanı var. Ama imanın lazım olan namaz onu yapamıyor. Bak bir daha okuyorum. Dikkat edilirse şu kainata bakınca şu dünyaya en mükemmel bir nizam ve kasti bir intizam gözüküyor. Kasten yapılmış gözükecek. Niye? Şu kast, şu elime bakın, şu insanın ruhunu kabul edin. Şu, iyi bak, burayı kaçırmayın. İnsanın ruhu. Şimdi bu ruh denilen muamma, çekirdeklerle dolu. Tohumlarla dolu. Bunu ağaç yapılması lazım. Dünya var ya. Dünya, toprak düşünün, topraktır. Dünyanın içindeki her bir ruh da içine girmiş bir çekirdek gibi düşünün. Yani şöyle, toprak tabakası, buraya çekirdek attın, ne şu nema buldu, çıktı ağaç oldu. Nerede ağaç oldu? Toprağın dışında. Ama toprağın içindeki çekirdek ağacını görmüyor. Bunu kaçırmamam lazım İbrahim. Bak, toprak tabakası bu. Çekirdek attık, filizlendi. Buradaki çekirdekteki zerrat, zerreler şuurlu olsa... Evet, çekirdekten ağaç oluyor, büyüyor, gıdalıyor ama ağacın toprağın üstünde olduğu için çekirdek ağacını görmüyor. Görüyor mu? Görmüyor. Ama benden ağaç oluyor diyor. Ama oralarda ne oluyor bilmiyorum. Yalnız ağaç oluyor. Ve kurumuş dal mı oluyor, meyve mi oluyor, koku mu oluyor bilmiyoruz.
Bak, çekirdeğin içindeki zerreler şuurlu olsa, evet bizden ağaç oluyor ama nerede? Topraktayız biz. O hava aleminde. Deseler ki hava aleminde. Ya orada güneş var, efendim hava var, renkler var, kuşlar var, balık var. Ama yapmasınız ya. Böyle bir yer olur mu? Toprağın içinde olan için, ömründe diş yüzeyi görmeyen bilemez ve gayiptir. Aynen bu örnek gibi. Anladınsa bu örneği. Dünya bir topraktır, tabaka. Her bir ruh çekirdektir. Buraya ekilmiş. Biz muamele görüyoruz toprağın içinde. Su alıyoruz, hava alıyoruz. Bu dünyayı deliyor ruhumuz. Çekirdeği toprağa deldiği gibi. Alemi gaybda ne şünema buluyor, ağaç oluyor. Ama muamelelerimiz orada nasıl karşılık buluyor bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama... Ya da bir çürükte alışmaz. Evet yani fakat bazı da amellerimiz küçülük dal oluyor. Yaptığımız ameller orada dağ budak salıyor. İşte o ağacın tümüne bu çekirdekten ağacın gövdesi sırat köprüsü gibi. Orada inşa oluyoruz. Zahirde dolaşıyoruz ya biz burada. Yapıyoruz, ediyoruz, kılıyoruz, kılmıyoruz, tutuyoruz orucu vesaire. Burada bir değişiklik olmuyor. Mesela Selahattin abi namaz kıldı, oruç tuttu. Aynı Selahattin abi, kilo değişmedi. Aynı adam işte, aynı baba. Değişim bir şey yok. Fakat çekirdek topraktan alıyor ama oradakiler bakıyorlar, çekirdek ne yapıyor, bunlar yapıyor diyor. Öteye taşıyor. Bu boru açıldı ya, yani kök. Gövde oldu mu? Aldığını, bu karanlık toprak aleminde aldığını ötelerde inşaat yapıyor. İnşaat. Bina yükseliyor. Kimisinin boyu, ağacın boyu 10 metre, kimisi 60 metre. Kimisinin alanı 15 metre çapında, kimisinin 150 metre çapında bir ağaç. Gövdeye berzah diyebilir miyiz? Berzah. Berzah. Ne burasıdır ne orası. Evet. Aferin. Leyse ki misliği şey. Sırrı. Allah bu dünyayı en mükemmel yapmış. Soru geliyor. Bundan daha güzel yapamaz mı? Yapar tabii. Ama şu çekirdeğin inkişafı için en uygun budur. Çocuğa altın koymak, balya balya, çocuğun fıtratını inkişaf ettirmez. Çocuğa plastik oyuncaklar vereceksin, arabalar vereceksin, tabanca vereceksin, çekiç vereceksin, çekiç vereceksin, çivi vereceksin, kabiliyeti gelecek. Ya çocuğa ne veriyorsun ya, demir ya, demir çekecek, altın versene denilmez. Balya balya böyle kat kat altın versene. Çocuğun kabiliyetini geliştirmez. Çocuğun içini inkişaf ettirmez. Senin için altındır, onun için altın değildir. Hiçbir manası yoktur. Ha, çocuk için en uygun nedir? Onun istidatlarını inkişaf ettiren şeydir. Aynı bunun gibi de dünyanın şu hadiselerini, neyin ne olduğunu, niçin böyle olduğunu insanla değer alıyor. İnsanın içini, batınını dişa ediyor. Yani uyandırıyor. Uyandıran sistem budur. Eğer bu sistemi değiştirirseniz bu çekirdek değişmesi lazım. Yani gözü değiştirirseniz o zaman renkleri de değiştirmen lazım. Bu gözün, göz anahtardır buraya. İşte niçin bu kadar uzattım? Şu kainatta umumunda gözüken nizam-ı ekmel, ekmelden geldi. Kemalat değil, mükemmel olur. Ekmel ismi taftil oluyor, en mükemmel. En mükemmel niye ki? Allah bu kadar mudutlanır. Hayır, ruha en uygun bu. Ruhun derinliklerini, çekirdeklerini ortaya çıkaran sistem bu. İşte bu insanın ruhunu dünyaya getirmeyip de cennete koysan cennet cennet olmaz, zindan olur. Ruha uygun değil. Bu ruha uygun cennet olmaz. Ruh burada inkişaf edecek. Çekirdek dünyada hiçbir işe yaramaz. Çekirdek toprağa atılacak. Ama nereye atıyorsun kardeşim dar yere ya? Sıkıştırdın, çamurdur, karanlıktır, büzüşmüştür. Çekirdek toprağın altında olması lazım. Toprağın üstünde yok olur.
toprağın üstünde güneş kurutur, su çürütür, rüzgar paramparça eder. Çekirdeğin yeri neresidir? Toprağın altıdır. İnsanın ruhu da dünyaya göre, dünyanın içine konulacak. Ha, o ruhtaki haller, dünyadaki kazanımlarıyla haberimiz yok. Ha, buradan biten şey, hoat gidiyor. Ötelere ağaç oluyoruz. Ağaç oluyor. Onun için bu sistem, ruha en uygun sistem, bu sistem. Ve intizami kasti var. Kasten tertip edilmiş. Diğerleri bahane mesela. Bir bakıyorum, daha işte Karadeniz dedik ya bir anne. Ağaç kesiyorlar. Böyle yukarıdan dağdan iniyordum. Ağaç kesiyorlar. Öyle de böyle bakıyordum. Eskiden hep seyrederdim gelip geçerken. Çok mükemmel bir gürgen ağacı. Çok büyük. Baktım kesiyorlardı. Ona da denk geldim. Üzüldüm. Bak onlar odun diye bakıyor o ağaca. Ben bir alim diye, bir müfessir diye, Allah'ı tarif eden bir alim diye görüyordum her inip çıkarken. Hayret ediyordum yani saltanatına, şaşasına. Herkes baktı görüyor. Peki niye? Ben ona dikkat ettiğim için intizami kasti görüyorum. Allah kasten bunu böyle yapmış. Yani kendini ifade eden, kendini açığa çıkaran, ilmi ifade eden bir zemin, ayna olarak görüyordum orayı. Ama herkes farklı. Kimisi gölgelik olarak görür, kimisi kereste olarak görür, değil mi? Kimisi hayvanın meyve yemi olarak görür bu dağını. Kimisi odun görür. Birisi de bakar Allah'ın esma ve sıfatını izah ettiği yer. Allah anlatılan bir yer. Yani niçin kızım? İntizami kasti var. Kasten Allah böyle yapıyor. Ya odun bir şey yapması, bir yaprak olması, hayvanların altında yaprak olması, hayvanlara gıda olması, bilmem yok atmosferi süslemesi, atmosferi oksijeni dezenfekte etmesi, oksijeni imal etmesi. Bunlar ikinci derecedeki gayeler. Birinci derecede Allah kendisini gizli hazinesini, ben gizli bir hazineydim, kendisini eşya ile, varlıkla ifade edip tanıttırıyor. Buna da intizami kasti deniliyor. Kasten böyle yapılmış. Eğer dikkat edip bu Risale-i Nur gözüyle bakarsan görürsün, yoksa göremezsin. Göremezsin. Odun olursun, odun, odun gibi görürsün o ağacı. Bir alim, bir müfessir, Allah'ı izah eden, Allah'ı tanıtan bir müfessir olarak ağacı görmek nerede? Soğuktan bizi kurtaran odun olarak görmek nerede? Ya. Abi Allah-u Teala mesela ankebuttan şeyden falan bahsediyor. Sinekten. Aynı bunun gibi. Aynı sevgili kardeşim. Allah bu sinekten neden bahsediyor mesela? Ya. İşte anlamıyor. Odundan niye bahsediyor? Mesela 20. sözde şey var. Allah taştan malum olan taşlardan niye bahsediyor diyor. Soru var. Kafirler diyor anlamaz diyor. He, yani veya gafil. Yani niye taştan bahsediyor? Soru var değil mi hatırlarsınız? Şecer diye bir yer var 20. sözde. Allah. Bir de inşallah bir ara onu okuruz. Taş. Tabii nasıl bakarsan öyle gözüküyor. Dünyanın en güzel tarafı da bu. Donuk bir yönü yoktur. Bakışa göre değişiyor. Yanar bu döner derler ya. Nereye bakarsan, ne niyette bakarsan öyledir. Ne niyette bakarsan o öyledir. Her cihette tereşuat-ı ihtiyar ve lemat-ı kas görünüyor. Her cihette baktığımız zaman Allah'ın ihtiyarını, Allah'ın kastı gözüküyor. Kasten yapılmış, kasten takılmış, kasten sergiye çıkartılmış. Dünya sergisine, kasten. Ama bunu bilmeyen mal biriktirmeyle meşgul olur. Ne mal biriktiriyor biliyor musun? Şuradaki şey buraya biriktiriyor, bundan sonra ölüyor buraya. Değişen bir şey yok. Yani şuradaki şey buraya toplamış, başka bir şey yok. Birisi de kalkıyor bu gittikten sonra buradakini buraya alıyor. Tamam mı? O da gidiyor aşağıya. Şimdi buradakini de tutuyor, buraya getiriyor. Başka birisi bunun elindekileri alıyor. Ya işte ticaret.
ticaret ve ziraat neyim bile. Bu da aşağıya gidiyor. Bu da tekrar buraya gidiyor. Tekrar başa dönüyor. Yani malı burada, buraya, buraya. Şeye benziyor. Bizim köyde, Karadeniz'de kestane ağacı araştırdığım için çok iyi biliyorum. Her yerde kestane ağacı var yani. Orman. Ulan bu kestane nasıl oldu diye merak ederdim yani. Ehillerine de sordum, ziraatçılara. Dediler ki Nurcuğum bunlar. Hocam dedi, farenin bir özelliği varmış, ziraat mühendisidir. Şöyle gider kestaneyi alır. İki ayak üzerine durur fare. İki ayak üzerine oturur, kıçın üzerine. Kestaneyi alır. Güneşe bakar. Orada bir tane yetmez kışın mağara yapacak. Bunu buraya güneşi gömer. Bak güneş orada, buraya vurdu, buraya gömer. Kapat. Tamam. Burada. Gider bir daha kestane alıp yanına gömecek ama güneş battı. Hemen gelir kazdığını bakmaz. Nerede? Buradaydı. Kazar, oraya eker. Buraya ektiğini zanneder. Böylelikle kestaneyi eker. Tamam. Fare ekiyor. Böylelikle ormanlaşıyor. Acayipmiş. Biz de çocukken kestane filizi böyle çıktığı zaman fide, hemen parmağımızı sokardık kestanenin, fidenin altına, elimi sokardık, kestane şey vardı, patlamayı kopardık, yeşil, onu yerdik. O filiz tabi devam ediyordu. Fare ekerdi. Şimdi insanlar böyle, fare gibi. Dünya sabit. Hayat bu, ömür böyle olacak, sıhhat böyle olacak, psikolojin böyle olacak zanneder. Gün, yani hayatını ölçüye alır. Buraya malı biriktirir, kazar kazar biriktirir. Sonra gider çalışmaya. Burada, oho nerede? Ömür geçti. Evet, sağlığını kaybeder para kazanmak adına. Sonra kazandığı parayla sağlığını elde etmeye kalksa geçti. Elin oğlu yiyecek veya elin kızı yiyecek. Sen ömrünü verdin ya, çalıştın ya. Elin oğlu kim? Senin kızın, kızın vasıtasıyla başkasını yiyecek. Oğlun vasıtasıyla başkasının kızı yiyecek. Çalışmayacak mıyız? Çalışacağız da davanı unutmayacaksın. Çalışmak için davanı unutmayacaksın. Davana sahip çıkacaksın. Ya davana derken kendine sahip çıkacaksın. Aslında sahip çıkarken kendisini ihya ediyor, inşa ediyor, da haberi yok. Hani var ya çekirdek gibi dedim ya, arkadan bir sütün gidiyor. Ben hep eskide hayal ederdim. İnsan böyle ya, şu ensesinden Allah Resulü'nün iki köprü var ya, kürek. Onun arasında bir mührü var. Mührü Muhammed'i biliyorsunuz. İki kürek arasında. O çekirdekmiş. Alem-i gayble alem-i şehadet arasındaki geçit şeyiymiş. Oradan, oradan o tepeden, çekirdeğin ensesinden ağa çıkıyor ya, oradan gayba nüfuz ediyor. Yaptığımız ameller ötelerde o merkezde inşaat yapılıyor. Biz burada ustad diyor ki, ekiyoruz, ekiliyoruz. Ekiliyoruz. Biz çekirdek, biziz. Ağaç orada. Oradaki rahatın diyor, buradaki fedakarlığına bağlı. Ama çekirdek toprağın altına girmiş, o da ne yaptığının şuurunda olmayıp toprağın altında sanki eğlenceye gelmiş gibi sağıyla soyluyla meşgul olsa, öyle ne yapıyorsun, ne edersin, ne ediyorsun, gıybet etsin orada taşlarla, sularla, aslı vazifesini unutsa, yani bir üzerinde bir inşaat yapılıyor, bir inşa var, inşa, bir ağaç yapılıyor. Şuurundan kaybederse topraktan elementleri almaz. Topraktan onun için eşyaları, malzemeleri toplamasa ağaç orada olmaz, kurur. Kökten suyu basmasa kuruyacak orası. Hatta her şeyde bir mühür kast var. Her yerde bir kast mühürü var. Her şeyde, her işte bir ziyai irade var. Her işte ziyai irade var. Her harekette bir lema ihtiyar var. Her harekette aynen lazım olması gerekenler oluyor. Eskide düşünürdüm ya, şu dalgalar niye çarpıyor ya? Şık, şık, şık. İstesen de cihazda yapamazsın. Meğer yağmurun yağmasına büyük sebep oymuş. Olması olmuyormuş yağmur. Hayda. Kayalara su çarparak tuz minerallerinin sudan ayrışmasına vesile oluyor. Tuz, o çarpınca pışt, tuz şey var, mineraller var böyle. Böyle tanecikler var.
Ayrışmasına, hava çarptı ya ayrışmasına, bir rüzgar da zaten denizin üzerinde esiyordu. Pat diye bunu alıp kaldırıyor. Doğru uçuruyor da uçuruyor. Çünkü rüzgar biliyorsun, binalar bile uçuyor. Gidiyor, bulut çekirdeğinin oluşmasına vesile oluyormuş o toz. Nem var ya havada, bulut yok. Ancak denizlerden uçurulan tuz orada bulut çekirdeğini oluşturuyor. Ondan sonra bir parça oldu mu bir, yani katılaştı. Diğer nemler de bütüştü, birleşiyor. Nemler oluyor bulut. Bulut olmasına sebepmiş. Oluşturuyor. Yani topraktan kalkan tozlar, denizden kalkan tuzlar bulut çekirdeğini oluşturuyor. Sistem. Yani basit gibi gözüküyor. Ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Sıradan gözüken bir olay, oysa bütünlük içinde mühim bir yer işgal ediyor. Ama bizim için çok basit. Yani burada niçin gösteriyor? Bir ziya irade var. Her harekette bir lema ihtiyar var. Her harekette, yani bilerek, ihtiyari bir şey var. İhtiyar aklidir. İrade kalbidir. İhtiyar. Yani ne varmış burada? Her harekette bir lema-i ihtiyar var. Lema-i ihtiyar, lema yani şua. Yani her şeyde bilinerek yapılıyor demektir. İhtiyar dimağa baktığı için ilim. Kainatın hiçbir yerinde boşluk yok, cehalet yok. Hiçbir yerinde. En boşluk gibi gözüken, en manasız gözüken nedir? Gübre. Değil mi? En pis, en kok. Oysa en büyük kimya deposu olur. Gübre demek şeftali demektir. Armut demektir, karpuz demektir, çiçek demektir, ağaç demektir yani. Buğday demektir yani yiyeceksin. Meğer acayip bir kimya deposuymuş. Peki niye şekilsiz her türlü böyle? Çünkü her şeyin malzemesi bir şey olamadığından hiçbir şeye benzemez. Her şeyin malzemesi değil mi? Toprak ve gübre. Hiçbir şey onun için benzemiyormuş. Armuta mı benziyor? Yok. Şeftaliye mi benziyor? Yok. Hurmaya mı benziyor? Yok. Her şeyin malzeme deposu bir şeye benzemez. Ama armut olduktan sonra şeftali değil, armuta benziyor artık. Armut armuta benziyor. Şeftali şeftaliye benziyor. Çünkü o budur artık. Allah Allah. Her harekette bir lema ihtiyar var. Hareket ama bir de. Esmiyorsa. Niye böyle oluyor? Niye böyle esiyor kardeşim? Karışma. O biliyorsunuz değil mi? Allah'ın işine karışana neler yedirdiğini Cenab-ı Hak. İki ambulant giriyor. Biliyor musunuz abi? Yavuz. Yok abi. Adam, itiraz eden bir adam varmış böyle. Niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Bunu ne istiyor? Allah bundan neyi takip ediyor ya? Bunu niye böyle yapıyor ki Allah haşa? Ya Allah bunu tövbe estağfurullah diyormuş ya. Ben bile böyle yapmazdım falan. Niye böyle yapıyor? Böyle münekit. Fakat akşam da tövbe edermiş yani. Ya Rabbi affet ya. Allah da buna şey yapmış. Mekke'de yazıyor. Gidip bir hastalanıyor. Doktor demiş ki gübrenin içinde olan bir böcek varmış. Onu yiyeceksin demiş. Çaresi oymuş. Lan gübrenin içinde bir o böcek yener mi demiş ya. Allah onu da ben onu da itiraz etmiş meğer. Gübrenin içinde, Allah bunu niye yaratmış ya demiş. Gübrenin içinde böceği niye yaratsın demiş ya. Böcek var, var demiş. Ne zaman? Allah Allah ya Rabbi bunu niye yarattın demiş aşağı. Onu da tenkit etmiş. Demiş ki doktor onu yiyeceksin. Ya olur mu ya, yenir mi ya? Yiyeceksen bilirsin. İlacın o. Adama insan pisliği demişler de kaşıntıya şey yapmış yani sürmüş. Ondan sonra. Ya doktor bey yenir miydi o bu? İsteliyor mi? Çaren o demiş. Eski adam mecbur ya, yumurta dayandığı için gitti onu yedi. Hakikaten şifa buldu. Allah Allah. Ya Rabbi demiş. Affet beni demiş. Demek ki hikmeti varmış. Bu hastalığın çaresiymiş. Sonra aynı zaman geçtikten sonra bu adamın sefere bir yol çıkıyor. Bak iyi değil mi? Sefere çıkıyor. Onun şa bu. Kendisi öyle. Gemiye binmiş. Gemi giderken fırtınaya tutulmuş. Ooo gemidekiler eşeği atıyorlar, onu şey yapıyor, gemi yatıyor, kalkıyor. Bir adam var, o adam yani. Atılmış, hiçbir şeye karışmıyor böyle atılmış. Hiçbir şey karışmıyor.
Gemidekiler telaşıya koşuyorlar, koşuşturuyorlar. Ne yapacağız bana? Bağırıp çağırıyor. Oğlum bir adam düşün ki 100 kişi gemide feveran ediyorsa ha battı batacak. Adam bir tanesi atırmış. Allah seni. Ondan sonra gemi neyse sükunet buluyor, oturuyor. Hepsi bir anda toplanıyor. Kardeşim sen manyak mısın? Deli misin? Kafadan eksik misin? Bu ne için adamsın? Ne için bir işe karışmıyorsun, yardım etmiyorsun? Ya sen manyak mısın ya demiş ya, batacağız sana burada oturun. Kevbe diyorsun ya, böylesi bir keyif olur mu? Demiş oturun. Ben demiş Allah'ın tek bir işine karıştım. Böcek. Bilmem neyin içindeki neyini yedirdi bana. Bu Allah'ın işi midir? Allah'ın işi. Karışmam, ne yaparsa yapsın da. Çünkü başka bir şey yemek istemiyorum. Ben karışmam demiş onun işine. Öyle bir teslimiyet sahibi olmuş. Karışmamış. Bir şey yaramış ama. Allah Allah. Allah çok bizi çok şey yediriyor da farkında abi, değiliz. Neler yiyoruz biz ama gene de. Bak illi gıda değil. Lafımızı yiyoruz, tövbemizi yiyoruz, istiğfarımızı yiyoruz, nedametimizi yiyoruz, davamızı yiyoruz, hakikati yiyoruz. Tokat yediğimiz halde. Tokat yiyoruz. Elemiyoruz, azap yiyoruz. Yiyoruz da yiyoruz gene. O adam gibi teslimiyetimiz olmuyor. Karışma kardeşim. Ne yapar? Ne yaparsan yapsın kardeşim. Bana ne ya? Sahibi o. Allah Allah. Burada benim işim ne? Burada dershane açılan yere oturmam. Gelir gelmez, beni ilgilendirmez. Bak kimler geliyor. Onun işi. Onun işi oldu mu? Çok mu? Çokmuş, azmış, kaliteli mi? Beni ilgilendirmez. O onun işi. Kalpler Allah'ın eli. Elhamdülillah. Ya kardeşim, dünyada rahat ediyorum. Rahat etmek lazım. Ne yapmak lazım? Teslim olmak lazım. Allah'a iman edip teslim. Ne diyor? İman, tevhidi. Tevhid, tevhid, iman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, saadet-i dariyeni iktiza eder. Dünya ve ahireti ihya eder. Hatta her şeyde bir nuru kast, her fiilde, her şeyinde bir ziyai irade, her harekette, ama her harekette ama, lemay ihtiyar, her terkipte, yani bir atom ama hücre oluyor. Terkip tek iken ayrı, ama birkaç tane şey bir araya gelerek, mesela hücre tek atom değil ki, iğnenin ucundaki atom sayılmıyor. Yani hep her birleşmeler, mesela sen de öyle vücut, karaciğer, böbrek, dalak, beyin falan bir sürü sistem var. Tek mi? Şu tek gibi gözüküyor ama içerideki sistem tek mi? Böbrek var, dalak var, akıl var, kalp var, tırnak var, saç var, his var, latife var, ruh var. Neler yok ki? Çeneler var, neler? Her şey var. Ama zahirde tek gözüküyor. İşte terkip bu. Her terkipte bir şule-i hikmet var. Niye böyle yapmış? Niye onu oraya bağlamış? Hikmet var. Hangi hikmet? Bakkalcı hikmet değil tabii bu. Hikmet var. Yani bir maksat var. Hikmetini söylüyormuş bu. İnsanın bir gaye ve maksadı, bir hedef gösteriliyor. Fıtrat gösteriyor zaten bana. Ona varmak, onu inşa etmek, onu netice vermek için yapılan muameledir bunlar. Eğer onsuz insanı izah edersen edemezsin, izah edemezsin. Bir daha söylüyorum. İnsanın latifelerini, duygularını, hassalarını, özelliklerini insanın hedefine göre izah edilir. Dünyadaki olaylar da insansız izah edilemez. İnsanın içini dışına etmek içindir. Çekirdek halini ağaç yapmak için. Dünyadaki bütün olaylar ister bil ister bilme, ister şuurun olsun ister olmasın. Dünyadaki bütün hadiseler senin ruhunda, batınında, derinliklerinde bulunan o özellikleri uyandırmak, çıkartmak, ağaç yapmak için. Demek ki sırayla gidersem soğan kabuğu gibi kat 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 kat. Hariçteki hadiseler, bulutlar, yağmurun, dünyanın dönüşü,
Ölümler, dirilmeler, çocuğun olması, çocuğun olmaması, evlenmen, işin, aşın, gücün. Hep bütün ama seninle alakadar bütün her şey senin ruhuna toprak, güneş, hava, su olmak içindir. O hal, o çekirdekleri uyandırmak içindir. Bunun için uyanıyor. Hedefi orası. Alemi gayb, şeceri hilkatte, melekut alemlerinde inkişaf etmek içindir. Ya, bekaya mazhar oluyor. Bekaya mazhar oluyor. İnsan acayip ya, burada ekiyor, ekiliyor. Ekiyor ve kendisi ekiliyor. Niye? Darül ahirette ağaç olacak. Ağaç deyince teşbihtir ya, böyle bir ağaç gibi düşünme. Çekirdeğe bak, ağaca bak, farka bak. İnsan da çekirdektir, aynı çekirdektir. Ah, merak ediyorum oralar nasıl acaba? Daha önce gittin mi İbrahim oralara? Oradan geldim abi. Geldin ama hatırlamıyorsun değil mi? Allah Allah. Dostlarımızın %99 orada diyor üstad. Gidilmez mi oraya? Allah Resulü orada. Adem Aleyhisselam orada. 124 bin dostum var. Peygamber. Ümmetleri orada. Gazaliler orada. Rabbaniler orada. Ulan burada kaç kişi var? %99 ahbabımız orada. Yani bir sevdiklerimiz. Bir iki tane burada kaldı diye. Evet, onun için de. Bir iki tane işte. Senin ve benim gibi dostlar işte. Benim için burada durulur mu? Geçeceksin oraya. Dur ama, işimiz var. Bana dediler ki Selahattin abi dediler, cennete inşallah gideriz de. Garanti dahi olsak inşallah. Şimdi ölmek ister misin dedi. Dedim ki, İsmail, kabire geçtik. Cennet hayatı yaşayacağız. Orada kemalizmle mücadele var mı? Küfürle mücadele var mı? İnsanlara hak hakikati ulaştırmak var mı? Bir yerde bir dershane açmak var mı? Bir bilmeyene Risale-i Nur'u öğretmek, göstermek var mı? Yok abi dedi. Orada netice. Lan ne yapacağız o zaman? Yaşayacağız. Ne acele ediyorsun? Zaten gideceğiz oraya. Ne acelesi var yani? Cenneti zaten gideceğiz inşallah. Naz öyle demiş ya Rabbi. Bilirsin ben cehennemde yapamam. Ben cennete yapmam. Yani mecburum cennete gideceğim. Tamam. Ne yapacağız? Yani kardeş bir şey anlatmak istiyorum bu latifede. O ki davan yok. Veya o ki davayı davay edinmemişsin. Davan ama davayı davay edinmemişsin. Laka etsin. Ne yapacaksın ki burada? O zaman git. Git orada yaşamak istiyorsan git orada yaşa. Yaşamak orada. Ben sana dedim ki diyor ustam. Ben sana kaç defa dedim hayvan olamazsın. Dünya hayatı hayat değil. Yani fıtratın o güzel cennet hali yaşamak orada. Öyle istiyorsanız gidin dua edin. Ya Rabbi beni geçir oraya imanla. Ameli salihle geçir beni diyeceksin. Tamam. Ama mücadele cennet hayatından lezzetlidir. Unutmayın. Biz diyor ücretimize, ücret nerede biliyor musun? Hizmetin içinde. Ustad diyor. Ücret hizmetin içinde. Arkadaşlar inanın. Hizmet etmek, o yaşamaktan, ondan daha lezzetlidir. Bak bugünkü o çocuğun tövbe etmesi. Hayata yeni geldi. Kur'an'ı eline koydu, tövbe etmesi. Bak bir kelime-i şehadet getirmesi. Her şey. Ömrümde ilk defa diyor sizinle şimdi namaz kıldım. Namaz kıldı, eğilip kalktı yani şimdi. Kur'an eli, o bizi ne kadar mutlu etti şimdi. Ha işte. Ne kabirde olsam bu olacak mıydı? Ya üstad diyor ya, hani arkamdakileri düşünmeseydim ben de ya canım al diyecektim. Evet. Herhalde nasıl diyor abi? Evet. Yani bugün mesela yükünde, sırtında diyor yumurta sepeti var diyor. Ustadı tahrik edip provokasyon var ya mesela yapıp mesela doğuda Şeyh Said hadisesini orada düğünde düğün aşiretinden adam alıyorlar. Bugün PKK'nın çıkması, doğuda şey yapılması hep provokasyonla yapılmış. İngiliz oyunu.
tahrik ederek, ustada da tahrik ettiler. Usta dedi ki, arkamda, sırtımda yumurta simidi gibi hassas dava ve dava arkadaşlarım olmasaydı, usta tahrik edilmiyor işte. Ondan sonra dini müsaade etseydi diyor, bugün Said intihar edip toprağa girmişti. Ne kadar azap veriliyordu. Bizim için. Bizim için sabretti, direndi. Evet. Bizim için direndi. Çalsaydı bak işte, ama neyse geçti. Ben şey yapayım, ezan demek okundu akşam. Tamam. Ben de anladım ama şurayı bitireyim. İşte eğer saade ve ebedi olmazsa, netice bu çünkü, netice bu dersen. Saadet ebediye yok. Bak dünya sistemi kurulmuş. Niye? Hakikaten insana hitap ediyor değil mi? Ya bulutun hareketleri bile ya. Bak ne kadar âli, yüksek gayeleri var. Mesela Karadeniz'deki suyu dağlara nasıl sulayacaksın? Karadeniz'in suyunu dağlara sulama yapabilir misin hortumla? Bulut da yapıyor. Ordunun dağlarına Yakup, Yavuz sulayabilir misin hortumla? Denizde motoru tak, ordunun dağlarına, orada dursunuz. Efendim, Iğdır'ın dağlarına, Ağrı'nın dağlarına, Van'ın dağlarına sulanır mı? Ama gidiyor Karadeniz'e, Akdeniz'e, okyanusu alıyor. Ha şey, yeni iş yaptım. Ulan Karadeniz'de bir baktım, balkonlar her taraf, ilk defa rastladım bu sene. Kırmızı boya, her taraf, arabanın üstü. Sordum, neyse soruştum, ziraatçılara telefon ettim Çayeli'de ilçesine. Ya merak ettim, her taraf sabahleyin kalktık, kırmızı. Neymiş biliyor musun? Cezayir ve Arabistan'dan bir kasırga olmuş dedi. Senede bir defa oluyormuş. Allah o kasırga kumları alıyormuş. O fırtınayla Orta Doğu'ya, oradan Türkiye'ye, Urfa'ya, Karadeniz'e kadar toprağı gübreliyormuş o kum. Kummuş o. Cezayir'in oradan, sahradan, çölden aldığını Karadeniz'e taşıyor. Allah, ne kadar manasız her tarafın bir araba falan. Değil mi? Kırmızı oldu. Ya acayip bir şey, ilk defa gördüm. Kırmızı şey yağıyor. Meğer oradan alıp Cenab-ı Hak oraya şey yapıyor. Yani niye anlatıyorum? İşte bu, bütün bu faaliyetler insanın saadetini temin etmek için olmakla beraber insanın da, insandan da bu hareketlerini orası için. Yani insana yapılan bu muameleler insanın fıtratını açığa çıkarmak, fıtratın açığa çıkması demek saadet-i ebediye içindir. Ebedi saadet içindir. Ebedi ama ha. Bu halimizi ahirette göreceğiz. Ebedi biliyor musunuz? Ve şükredeceğiz. Bak. Saadeti ebediye olmasa, diyelim ahiret yok haşa, şu esaslı nizam bir sureti zayıfeyi vahideden ibaret kalır. Yalancı esassız bir nizam olur. Diyelim ki ahiret yok. O zaman bu kainattaki muamele niye var? İzah edin bakalım. Öldükten sonra her şey yok oluyorsa bu sistem niye çalışıyor? Yok olmak için mi? Şöyle düşünün. Bu kainatı devir devran ettirmek için ilim gerekmiyor mu? Mesela şöyle düşünün. Üniversiteye niye gidiyor çocuk? İlim kazanmak için. Lise bitirmiş, üniversiteye gidiyor. Adam baktık ki üniversiteye gidiyor cahil olmak için. Bilgisi yok oluyor. Lan böyle üniversite olur mu? Gidiyor yok oluyor. Bütün bilgileri yok oluyor. Olmadığı gibi. Bu kainatın, bu devir devranın, bu dünyanın bu hareketi, her şeydeki hikmetli hareketler, her şeydeki kasti, iradevi hakikatler, kardeşim bir gayesi yoksa, neticesi sıfırsa, neticesi yokluksa, bu nedir peki bu? Niye var? Allah Allah ya. Çok tuhafıma gidiyor. Şu kainat düşün. Başı hiçlik. Kainatın sonu hiçlik. İse iki hiçlik arasında varlık mı olur? Fiziğe zıt değil mi ya bu? Zıttır bu. Entropi denilen fizikteki cisimlerin hakikatına, yapılarına zıttır. Yani kainatın başı hiçlik, sonu hiçlik. E niye var bu o zaman? Ya bu sistem, bu ilim,
Bu kast, bu hedef, bu maksat, bu merhamet, bu şefkat, bu inayet. Niye? Hiç olmak için. Allah Allah. Böyle bir şey olur mu ya? Hangi adam kalkıp da yeni aldığı binayı, yeni aldığı elbiseyi, yeni aldığı arabayı yakar? Niye yakıyorsun kardeşim? Vallahi merak ettim, hiç böyle yandığını görmedim. Yapar mı? Yavuz yapar mısın sen? Aldın Mercedes'i, ne yapıyorsun Yavuz? Vallahi hocam aldım şu Audi'yi, hiç yandığını görmemiştim. 2012 model, bir yakayım şunu da, bir seyredeyim, alev nasıl can. Yapar mısın? Yaparsın. Nasıl yap? O zaman ne derler? Bakırköy'e giderler, o manyağın birisi ya. Peki sen arabanı yakmazsın, niye? 10 senelik birikiminle araba aldın. 20 senelik birikimle bina yaptın. Altına dinamit koyup indiriyorsun aşağıya. Niye yapıyorsun? Vallahi merak ettim. Sen bunu yapmazsın. Kimse yapmaz. Cep telefonu kim atar sokağa? Kim atar suya? Sen malını korursun da Allah sana malını koru diye duyguyu o verdi. Bütün o duyguların sahibi olan Allah malını hiçliğe atar mı? Allah malını sevmez mi? Allah demiyor mu peygamber vasıtasıyla israf yapmayın? Malını sev diye, malını koru diye, malını telef etme diye bizde duygu yok mu? Bu duygu herkeste var mı? Var, herkes malını seviyor. Bu duygunun kaynağı Allah değil mi? Bu duygunun kaynağı Allah'ta bize benzemeyecek kadar malına sahip çıkma özelliği var demektir. O hiç bu kainatın sonunda hiçlik getirerek kainatı hiç eder mi? Acayip bir şey ya. Bu kainatın sonunda nasıl hiçlik olur ya? O zaman niye burada muamele ediliyor? Şöyle düşünüyorum bazen. Bu akıl bilgisayarını kırmaz, cep telefonunu atmaz yani. Çünkü aklı değil bu iş. Akılsızın işidir. Düşünün şu anda ne kadar insan var dünyada? 7 milyar. Tam 7 oldu abi. 7 oldu mu? 7 milyar insan var. 7 milyar insanın aklını yapman Allah. Bu akıl kendi aleyhinde zararına çalışmazsa, bu akıl malını israf etmezse, 7 milyar insanın aklını yapan, ilmi muhit olan Allah, en az 7 milyar insanın aklının toplamı kadar ilmi olan Allah, en az. Bu dünya, bu dünya bu insana çalışıyor, hedefliyor. İnsan için bu kainat. 7 milyar insanın aklını yapan Allah, insanı toprağa sokarak, insanla beraber, insanla alakalı olan her şeyi israf ederek akılsızlık yapar mı? Aklın ustası olan akılsızlık yapar mı? İnsanı hiçliğe götürürsen, insana yapılan bütün muamele de hiç oldu. İsraf oldu. Bugün edilen masrafı düşün sana. Böbrek çalışmadı mı? Karaciğer çalışmadı mı? Kalbin çalışmadı mı? Güneş, lamba ve soba olmadı mı? Nefes almadı mı? Bulutlar hareket etmedi mi? Senin adına balıklar türemedi mi? Senin adına buğdaylar çıkmıyor mu şimdi? Edilen masrafa bak. Senin geleceğin için yatırımlar yapılıyor. Hurmalar büyüyor. Buğdaylar büyüyor. Şimdi düşün, 6-7 milyar insanın aklını yapan Allah, bu akılları kabre sokarak, akılları israf edip akılsızlık yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. Niçin yapmaz? Aklın gereği değil bu. Su düşün, suya düştük yandık. Ya, su ıslatır ya. Aklın gereği israf etmemektir. Mantıksız yapmamaktır. Abes yapmamaktır. Yok olmamaktır. Yokluk akla zıttır ya. Elhamdülillah. Risale-i Nur nasıl izah ediyor? O zaman ne olur şu sistem, yaptığı şu sistem eğer hiçliğe hizmet ediyorsa, bu kainat hiçliğe hizmet ediyor o zaman. Madem ben hiç olacaksam, bana hizmet eden de hiç olacaktır. Bana hizmet edene bak. Deniz bana hizmet ediyor. Hava bana hizmet ediyor. Ağaçlar bana hizmet ediyor. Hayvanlar benim için yürüyor. Ben de hiç olmak için. Allah Allah. Varlık yokluğa hizmet eder mi?
Varlık yokluğa hizmet eder mi? İlim cehalete hizmet eder mi? İlmin neticesi cehalet olur mu? Varlığın neticesi yokluk olur mu? Ne nasıl bir kafadır ya? Varlığın neticesi yokluk olur mu? İlmin neticesi cehalet olur mu? Aydınlığın neticesi karanlık olur mu? Olur mu ya? Ben ne bileyim ya, tuhafıma gidiyor. Nizam, o zaman ne olur? Bu kainat eğer sonsuz hiçliğe hizmet etmiş olur, o zaman aldatmacadır burası. Haşa. O zaman. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabit ve nisep ve beranlı gider. Zaman geldiği için buna girmeyeceğim. O zaman eğer ahiret yoksa, bu birbirine bağlı olan kainattaki eşyalar, bulut, güneş, hava, toprak, güneş, ağaç, su vesaire, yani bir bütünlüğü meydana getiren bağ var. Tamam mı? Arka tarafta bağ var. Bunlar da hebe alanı gider. Birbirini tanımayan şeyler birbirine niye hizmet ediyor? Mesela bulut nebatatı, nebatatın imdadına yetişiyor. Bitkilerin imdadına su getiriyor. Güneş 150 milyon kilometre uzaktan ısı ve ışık veriyor. Dünyayı tutuyor. Bakın bakalım, hiçbirisi birbirini tanımıyor. Güneş toprağı tanır mı? Yine güneş bitkiyi tanır mı? Bulut ağaçları tanır mı? Hava insanların ciğerini bilir mi? Birbirine bilmeyen, birbirini tanımayan, şuursuz, akılsız, camit, ruhsuz şeyler birbirini tanıyor gibi bir gaye ve maksat uğruna ittifak edip çalışıyorlar. Bak, akılsız, hayatsız, şuursuz, mantıksız, gayesiz, hedefsiz, merhametsiz, şefkatsiz, anlayışsız, latifesiz, de. Bunlar sanki birbirini tanıyor. Bir maksadı var gibi, ilmi var gibi hareket ediyor. Yani birbirine zıt olanlar ittifak ediyor. Güneş suyla ittifak ediyor. Tam bir tesanüt. Tesanüt. Ve insana hizmet ediyor. Niçin? Yok olsun insan diye. İşte bu birbirini bağlayan, birbirini tanımayan şeyler, güneşte su, birbirine zıt, birisi söndüren, birisi yakan. Birbirini tanımayan, birbirinden uzak olan şeyler, birbirine bağlayan şey nedir? O maneviyat var, rabıtalar var, nisep var, bunlar hepsi beyan olup gider. Demek nizamı nizam eden saadet ebediyedir. Yani kainattaki sistemi sistem eden, ahiretin varlığıdır. Eğer ahiret yoksa bu kainattaki nizam da nizam değil, aldatmacadır. Eğer ahiret yoksa dünyadaki ilim cehalettir. Çünkü ilim cehalete hizmet edemez. Eğer bir şey yok oluyorsa o cehalete dönmüş demektir. Bu kainatta ilim var. İlim ile hükmediyor. Sonu nedir? Yok olmak. Yokluk nedir? İlmin zıttıdır. Yok. Yani ilim yok olmaya mı hizmet ediyor şimdi? Merak, merhamet zulme mi hizmet ediyor? Yok olmak zulümdür. Kainatta merhamet yok mu? Bu mevcudat sana şefkat elini uzatmış. Niye yok olmak için? Yokluk, bak yokluk merhametin zıttıdır. Merhamet zulme hizmet etmiş olur. İlim cehalete hizmet etmiş olur. Işık karanlığa hizmet etmiş olur. Adalet zulme hizmet etmiş olur, adaletsizliğe. Öyleyse nizam alem saadet ebedi işaret ediyor. O zaman kainattaki nizam saadet-i ebediye elini uzatmış, orayı gösteriyor. Ne demek? Bak şu anda bakmıyorum şu ışığa. Şurada ışık var mı yok? Ha, bu ışık gündüz parmağıyla lambaya işaret ediyor. Veya güneşe. Şimdi ben bu ışığı gördükten sonra acaba bana deseniz ki lamba yanıyor mu desem, bir dakika kardeş, ay yanıyor der mi? Lan alameti var. Yani bunu gördükten sonra kaynağını nasıl inkar edersin? İşte kainattaki nizam saadet-i ebediye işaret ediyor. Çünkü nizam ve intizam bir kast, bir gaye ve hedef etrafında hareket eden sistemin adıdır. Hedefi gösteriyor. Hedef yoksa orada nizam olmaz. Ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.